Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Kısa süre önce 2020 yılında Xbox One alınır mı videosu paylaşmıştık sizlerle. Şimdi ise 2020 yılında hangi konsolu almak daha avantajlı? Bunun üzerine bir içerik çekelim istedik ve Forum Marmara'daki MediaMarkt mağazasına geldik. Arkamda görüyorsunuz bütün konsollar var. Burada Xbox One S var, PlayStation 4 var ve Nintendo Switch var arkadaşlar. İsterseniz önce hangi konsol alınırdan ziyade bir fiyatlara bakalım arkadaşlar. Burada Nintendo Switch var. Şu anda Nintendo Switch'in Türkiye garantili versiyonu MediaMarkt'ta 5000 lira. Aşağıda PlayStation 4 görüyorum. Megapack diyor. Herhalde içinde bu oyunlar var anladığım kadarıyla. Bunun fiyatı 3700 lira. Buraya geldiğimde Xbox One S var. Bunun da fiyatı 3700 lira. Yalnız bunda çift kol var. Bunu belirteyim. Yanında herhangi bir oyun görmüyorum. Evet, oyun yok. 3700 lira. Yukarıda mesela oyunlu versiyonu var. İçinde 2 adet oyun var. Forza Horizon 4 ile Lego Speed Champs var içinde ve bu da 3700 lira. Yani dilerseniz bir tane kollu olan versiyonu 3700 liraya alabiliyorsunuz. Dilerseniz de içinde 2 tane oyun olan versiyonunu 3700 liraya alabiliyorsunuz. Genel olarak baktığımızda şu anda benim gözlemlediğim kadarıyla yani 3700 lira altına burada sıfır bir konsol yok. Tabii şunu belirtmek gerekiyor. Burada Xbox One All Digital versiyonu yok arkadaşlar. Biliyorsunuz onun fiyatı biraz daha düşüktü. Hatta biz bu senenin başlarında bir video çekmiştik. 2020'de Xbox One alınır mı diye. O videoda fiyat yaklaşık olarak 1600 lira dolaylarındaydı. Tabii şimdi o fiyat çok mazide kaldı. Bunu da sizlere paylaşmış olalım. Peki gelelim hangi konsolu almalıyız sorusuna. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizde satılan 3 büyük konsol var. Aynı dünyada olduğu gibi. Burada önemli olan sizin oyun tarzınız. Eğer ki ben sık olarak oyun satın almaktan hoşlanmıyorum diyorsanız o zaman tercihiniz Xbox One olabilir. Neden? Çünkü biliyorsunuz Xbox One'da Game Pass diye bir özellik var ve bu özelliğe aylık böyle 30-40 lira gibi bir ücret ödeyerek abone olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu abonelik sonucunda size 100'ün üzerinde 200'e yakın oyun sunulmuş oluyor. Bu 200 oyunu dilediğiniz gibi indirip oynayabiliyorsunuz. Ta ki ne zaman aboneliğiniz sona erene kadar. Tabi aboneliğinizi uzattığınız sürece hiçbir problem yok. Dilediğiniz kadar bu oyunları oynayabiliyorsunuz. Yani ben oyuna para vermeyeyim. Aylık böyle 40-50 lira bir bütçem anca olur diyorsanız kesinlikle tercihiniz Xbox One S olmalı arkadaşlar. Bunun dışında ben böyle daha çok taşınabilir bir konsol arıyorum diyorsanız zaten sadece bir seçeneğiniz var. O da ne? Nintendo Switch. Biliyorsunuz bu yeni Nintendo Switch. Şu kırmızı kutuyla gelen. Bu Nintendo Switch'in pil ömrü biraz daha uzun. Bunu alıp yanınızda ister uçakta, ister yolda, ister otelde aklınıza gelebilecek her yerde oynayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bir avantaj mı? Evet avantaj. Lakin burada bir soru işareti var. Bu konsol için arkadaşlar AAA yani AAA dediğimiz oyunlar gelmiyor. Yani son dönemde çıkan böyle çok beğendiğiniz bir oyun düşünün. O oyun muhtemelen Nintendo Switch'te bulunmayacaktır. Ha ne var bunda? Nintendo'nun kendi ekskluziv oyunları var. İşte Super Mario'dur, Luigi'dir, Pokemon'dur, Zelda'dır. Bunları rahatlıkla ne yapabiliyorsunuz? Bu konsolda oynayabiliyorsunuz. Lakin dediğim gibi fiyat biraz yüksek, 5000 lira civarlarında. Ama şunu da dipnot olarak belirtelim. Switch Lite versiyonu var. Tabii onda ekran biraz daha küçük. Televizyona bağlanmıyor. Aynı şekilde şu Joy-Con'lar çıkmıyor vesaire. Yani bazı dezavantajları var o konsolda ama günün sonunda el konsolu mu? Evet el konsolu. Peki ben elde değil de böyle televizyonuma bağlayarak oynamak istiyorum ve oyunlarda Türkçe desteğine de önem veriyorum diyorsanız hangi konsolu almalısınız? Tabii ki PlayStation 4. Şu arkamda görmüş olduğunuz oyun. Mesela burada Megapack dediği şeyde God of War var, Days Gone var. Bu iki oyunda da arkadaşlar Türkçe dil desteği bulunuyor. Biliyorsunuz kısa süre önce The Last of Us Part 2 çıktı. Çok büyük ses getirdi. Onda hem Türkçe dublaj var hem de Türkçe altyazı var. Yine birkaç gün öncesinde raflardaki yerini alan Ghost of Tsushima'da da Türkçe altyazı desteği bulunuyor. Genel olarak çıkan oyunların tümüne baktığımızda hani böyle Türkçe altyazı desteği sunulan oyunun pek fazla olmadığını biliyoruz. Özellikle bilgisayarda, işte Xbox One'da ya da Nintendo Switch'te çok fazla Türkçe oyun yok. Nedir? İşte bazı biliyorsunuz forumlar var ya da böyle çeşitli gönüllü kuruluşlar var. Onlar Türkçe altyazı yamaları hazırlıyorlar, bunları sunuyorlar ve indirip oynayabiliyorsunuz. Lakin ben oyun çıkar çıkmaz Türkçe olsun istiyorum diyorsanız tek adresiniz bence PlayStation 4 olmalı. Ki şunu da belirtmek gerekiyor. Önümüzdeki dönemde PlayStation 5, Xbox Series X çıkacak. Burada bu konsollara olan destek hemen kesilecek diye bir şey yok arkadaşlar. Yani belli başlı işte AAA dediğimiz oyunlar bu konsollara en azından 1-2 yıl daha çıkmaya devam edecek. Dolayısıyla ben bu konsolu alacağım. Zaten 6 ay sonra yeni nesil konsol çıkacak diye düşünmeyin. Kaldı ki hani PlayStation
5'in geçtiğimiz günlerde bir fiyatı sızdırılmıştı. 8 bin lira civarında bir etikete sahip olacağı söyleniyordu. Dolayısıyla PlayStation 4 ile PlayStation 5 arasında da ciddi bir fiyat farkının olacağını söylemek mümkün. O yüzden şu kafanızda soru işareti olmasın. Ben işte PlayStation 4'ü alacağım 3600 lira, 3700 liraya. İşte 2-3 ay sonra PlayStation 5 çıkacak 4000 liraya, 5000 liraya. O yüzden o çöp olacak falan. Kesinlikle böyle bir düşünceye girmeyin. Birincisi PlayStation 5 o kadar ucuz bir fiyattan çıkmayacak. En azından bu konsolun 2 katı fiyatında olacağını söyleyebiliriz. Yani 3700 lira, 7400 lira falan olsun. O da hani o dijital versiyonu vardı, disk bulunmayan o. Onun dışında eğer şu anda konsol alma niyetiniz varsa çok fazla gecikmemenizi tavsiye ederim. Bir de şunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum size. Yanılmıyorsam Ekim ayında bu gümrük vergisi biraz daha düşecekti konsollardan alınan. Dolayısıyla o gümrük vergisi düştüğünde eğer kurda böyle çok büyük bir zıplama olmazsa bilmiyoruz ama fiyatlar bir nebze daha düşebilir. O yüzden hani şu anda böyle çok ikilemde kaldıysanız dilerseniz Ekim'i bekleyebilirsiniz. Ama tekrardan hatırlatıyorum. Ekim ayında tamam vergi düştü ama o zaman da işte atıyorum dolar, euro vesaire fırlarsa bu fiyatlar yine çok değişmez. Hatta daha üstüne de çıkabilir arkadaşlar. Evet, bu videomuzda size 2020 yılında hangi konsol alınır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.